Arkadaşlar LGS ilk bilen kazanır yarışmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. 3 Galatasaray Liseli pırıl pırıl arkadaş var. Yiğit'ten başlayalım, biraz sizi tanıyalım. Ben Yiğit Berk Tosman, İstanbul'da yaşıyorum ve şu an Galatasaray Lisesi'nde okuyorum. Sevim. Ben Sevim Gürcüm, İstanbul'da yaşıyorum, Galatasaray Lisesi'nde okuyorum. Baler'i tanıyalım. Ben Baler Zurgut, İstanbul'dan geliyorum. Güzel, 3 tane Galatasaray Lisesi'ni bu yıl kazanmış hazırlıkta okuyan arkadaşımız var. Ve arkadaşlar bugün arkadaşınız İlayda Çavdar da size sorular yöneltecek ve onunla beraber değerlendirmeler yapacağız. İlayda sen de hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba herkese. Merhabalar. O zaman yarışmaya başlayalım İlayda. Yarışma içerisinde tekrar konuşuruz. Yiğit'e sorayım mesela. Yiğit, bu yarışmanın favorisi var mı senin kafanda? Kendim de sen mesela. Güzel, Sevim. Ben Yiğit'e salıyorum. Sen ne diyorsun? Hiçbir bari? İddiam yok. Hiçbir iddian yok. Zaten en korkulan kişi sensin bu arada, onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, hemen yarışmanın kurallarından kısaca bahsediyorum. Her dersten, 8. sınıfların girdiği her dersten 3 kategoride 100, 200 ve 300 puanlık sorularımız var. Bu sorulara doğru cevap veremezseniz soru değerinin yarısı kadar puan kayboluyor. Bugün özel genel kültür soruları koyduk. Onlardan da 3 tane soru sizi bekleyecek. Ayrıca bugün en düşük puanı alan arkadaşımıza bir cezamız olacak. Bir farklılıkta kazanan arkadaşımıza da bir ödülümüz olacak. Hazır mıyız? Evet. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk soruyu matematik sorusundan 100 puanlık bir soruyla başlıyorum. Bir futbol maçında ev sahibi takımın maçı kazanma olasılığı yüzde kaçtır? Kim bastı ilk? Kim bastı? Hiç fikrim yok. Yiğit, bana da Yiğit gibi geldi. Bakalım ilk kim basmış? Arkadaşlar kayıtlara baktık. Yiğit ilk basan kişi olmuş. Cevabı alalım Yiğit'ten. Şimdi Galatasaray varsa bu maçta %100. Oo, yanlış cevaba rağmen bu riski alıyor musun? %100 diyor musun? Galatasaray için değer diyorum ve %100 diyorum. Ve %100 yanlış cevap. -50 ile tabii ki öyle bir şey yapmayacağız Yiğit sana. O zaman gerçek cevabını alalım. %50. %50. Evet. %50 cevabı yanlış cevap arkadaşlar. Gerçekten %100 deseymişsin keşke. Şimdi Sevim ve Baler arasında tekrar ilk basan arkadaş doğru cevabı verebilir. Soruyu tekrar okuyabilirim. Bir futbol maçında ev sahibi takımın maçı kazanma olasılığı yüzde kaçtır? Sevim. %33,3 demirli olmasın. Evet, %33 doğru cevap olacaktı. Yiğit sanırım beraberliği hiç hesaba katmadan ya o kazanır ya o kazanır abi diye düşündün. Ama beraberi kalıyordu. Birazcık da heyecandan oluyor. Evet, heyecandan oluyor tabii ki. Doğru cevap %33 olacaktı. Sevim 100 puanla başladı. Sevim'e soralım, hangi dersten kaç puanlık soru istersin? Matematik 200 olsun. Matematik 200 puanlık soru geliyor. 91 sayısının kaç tane doğal sayı çarpanı vardır? Bastı Baler. Şey, 2 olması lazım. 2 cevabı yanlış arkadaşlar. İkinci yanlış da Baler'den geldi. Çok kötü başladık. Yiğit. Evet, Yiğit bastı. Yiğit cevabın ne? 4. 4 cevabı doğru cevap arkadaşlar. Yiğit'i tebrik ediyoruz. Evet, Yiğit'in doğru cevabıyla birlikte 150 puanda Yiğit, Selim 100 puanda ve eksi 100 puanda Baler olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Yarışma yeni başladı, merak etmeyin, çok şey değişir. O zaman Yiğit'e soralım, hangi ders kaç puanlık soru? İnkılap 300 puan olsun. O zaman İnkılap 300 puanlık soruyu İlayda sorsun size. Hemen geliyor. Koçgiri isyanı TBMM'ye karşı çıkarılan hangi isyanlardandır? Basmadı Baler. Yok. Risk almak istemiyorum. İleride sence kim bilir bu soruyu? Daha kötü bir yere gelebilir. Bu soru bende de yok. Oo. Bu isyanlar ikinci de dönem değil miydi? Evet evet, ben İsyanı de hiç hatırlamıyorum. İsyanı ismini tekrar alayım. Koçgiri isyanı. Hadi böyle salla 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 salla. Hayır dur, çok riski giriyorum şu an. İleride ne söylersin bir kopya verecek olsak arkadaşlara? Biraz dış güçlerin olayı var burada. Wow, artık ya. Üstümüzdeki baskı ben artıyor. Ben sınıflandırmalarını hatırlamıyorum bunları. Ben de hatırlamıyorum. Yani. Çok normal çünkü arkadaşlar bu arada tahmin edeceklerdir evet. İzleyenler. Siz birinci dönem konularından sorumlu olduğunuz için burada bir tık sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Evet, bir de... Ama bizi izleyen arkadaşların doğru cevap verebileceğini düşünüyorum. Eğer doğru cevap yoksa şöyle yapalım. Biz cevabını vermeyelim. Arkadaşlarımız yorumlara yazsınlar doğru cevabı. Biz bu etabı kimse cevap vermemiş şekilde devam edelim. Ne dersiniz?
Olur. Olur. Tamam, yine o zaman yeni soru geliyor. Yeni soruyu ben seçiyorum arkadaşlar. Din kültürü dersinden 100 puanlık soru geliyor. Din kültürü 100 puanlık soru şöyle. Allah'ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasalara ne denir? Sevim. Evrensel yasalar, sünnetullah. Sünnetullah doğru cevap arkadaşlar. Tebrik ediyoruz Sevim'i. 100 puanla din sorusunu doğru cevaplamış oldu. O zaman Sevim, hangi ders, hangi soru sen seçebilirsin? İngilizce 100 olsun. İngilizce 100 puanlık soruyu İlayda size yöneltiyor. İngilizcenin 100 puanlık sorusu şu şekilde. The line is engaged cümlesinde engaged yerine kullanılabilecek kelime hangisidir? Yiğit bastı. Busy. Busy doğru cevap. Tebrik ediyoruz Yiğit'i. 100 puanlık İngilizce sorusunu doğru cevaplamış oldu. Hangi ders, hangi soru sana soralım. Fen bilgisi 100 puanlık soru olsun. Fen bilgisi 100 puanlık soru şöyle. Dünyadaki rezervlerinin %70'inden fazlası Türkiye'de bulunan yarı metal hangisidir? Baler bastı. Bor. Bor doğru cevap. 100 puan Baler'in oldu. Böylece Baler eksisini tamamladı ve 0 puana geldi. Bundan sonrası daha... Yeni bir sayfa artık. Yeni bir sayfa açtı bugünden itibaren. Arkadaşların biraz heyecanı açıkçası okunuyor ama bence yavaş yavaş toparlayacaklar. O zaman Baler'e soralım. Hangi ders kaç puanlık soru? İngilizce 200. İngilizce 200 puanlık soruyu İlayda yöneltiyor. 200 puanlık soru şu şekilde. Birazdan okuyacağım kelimelerden hangisi anlam bakımından farklıdır? Brilliant, fascinating, significant, impressive, terrific and excellent. Significant. Significant cevabı doğru mu İlayda? Evet, doğru cevap. Tebrik ediyoruz Baler'i. Böylece 200 puanlık soruyu doğru olarak cevapladı. Baler'e soralım hangi ders kaç puanlık soru gelsin? Şimdi ben bir daha İngilizce 300 dersem o zaman çok sıraya girmiş gibi olacak. Evet, üst üste olacak. Biz başka genel kültürü bir görelim. Genel kültürü 100. Evet ya, şöyle bir genel kültür sorusunu görelim. Kaç puanlık? 100. 100 puanlık genel kültür sorusu şu şekilde. NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Makedon asıllı Türk basketbolcu kimdir? Böyle temiz yüzlü bir abimiz. Sevim. Cedi. Osman. Cedi Osman doğru cevap. 100 puanlık soruyu Sevim bildi. Diğer arkadaşlar böyle bir düşündüler. Hiç basketbolla aramadım. Basketbolda araları olmadığı için. Ben Cedi'yi gerçek hayatta da gördüm. Yanlış yaparsam çok ayıp olur diye bir şey yaptım. Buradan Cedi çok üzülürdü gerçekten. Tamam, bırak. Yanlış cevap verseydin Cedi inanılmaz kahrolurdu. O zaman Sevim'e soralım. Hangi ders kaç puanlık soru? Fen 300 olsun. Fen'in 300 puanlık sorusu şu şekilde. Ekvatorun güneyinde yer alan bir şehirde 21 Aralık'tan 21 Mart tarihine kadar geçen sürede bir cismin gölge boyu nasıl değişir? Yiğit bastı. 21 Aralık'tan sonra tam tersi olduğu için gölge boyu güneşe göre uzar. Uzar doğru cevabı, uzar artar. Doğru cevap. Yiğit'i tebrik ediyoruz. Böylelikle 300 puanlık soruyu doğru şekilde cevapladı. Türkçe hiç sormadık. Evet. Türkçe 200 olsun. Hiç sormasaydık keşke. Gerek yok. Türkçe olsun, 200 puanlık. Başlangıç yapalım. Türkçe konusunda Baler ne düşünüyorsun Türkçe konusunda? Vallahi hiçbir şey düşünmek istemiyorum gerçekten. Yani sürekli yazım kurallarını ezberlerken çok zaman geçmişti. O yüzden hiç güzel anılarım olduğunu söylemem. O zaman bakalım. Bence çok zorlanacağınız bir soru değil. Türkçenin 200 puanlık sorusu şöyle arkadaşlar. Okuyacağım cümlede anlatım bozukluğuna sebep olan kelime veya kelimeleri soruyorum. Dikkatli dinleyelim. Çocuklarını Fransızca kursuna kayıt yaptırmak isteyen birçok veli kurs binasına bugün erken saatlerde giriş yaptı. Tekrar okuyorum. Çocuklarını Fransızca kursuna kayıt yaptırmak isteyen birçok veli kurs binasına bugün erken saatlerde giriş yaptı. Baler? Kayıt yaptırmakta yaptırmak giriş ve giriş yaptıdaki yani yapma kısmı girdi diyebiliriz. Evet, iki tane diyebiliriz. Evet. Aslında bunlar doğru cevap. Baler'i tebrik ediyorum. Yani kayıt yaptırmak yerine kaydetti, giriş yaptı yerine ise girdi diyebilirdi. Baler'e 200 puanı veriyoruz burada ve puanlamaya tekrar baktığımızda 550, 300 ve 400 şeklinde kafa kafaya giden bir görüntü var. Baler hangi ders kaç puanlık soru? Genel kültür benim içimde kaldı biraz. Tamam. Genel kültür 200. Genel kültürün 200 puanlık sorusu şöyle, o ara sormadan bir İlayda'ya sorayım. Nasıl gidiyor sence İlayda? Senin favorin var mıydı? Hepsi çok yakın arkadaşlarım ama Baler bir tık şu an. Daha mı hem iyi? De gidişatıyla da daha iyi. Hı-hı. O yüzden ben Baler'i tutuyorum Bitti şu an. Bitti algısı geliyor arkadaşlar, ben unutamıyorum. Bakalım nasıl gidecek. Sevim ve Yiğit de hemen hemen aynı puanda sayılırlar. Bence güzel bir yarış olacak. O zaman 200 puanlık soru şöyle arkadaşlar.
Güncel bir soru geliyor, dikkatli dinleyelim. Müzik dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen Grammy ödüllerinde 3. kez en iyi albüm ödülünü almış sanatçı kimdir? Çok yakın zamanda aldı. Bu böyle sürekli alıyor zaten. Böyle torpilli gibi birazcık. Hatta zamanında Kanye West çıkıp böyle ya kardeşim bu kadın ödülü almamalı gibi açıklamalar falan yapmıştı. I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. Böyle bir popçu ablamız bu. Sarışın mı? Fikrim var ama. Ya aslında hiçbir şey elemeyeceğim aslında. İyi kopya soruyla verdim. Yani sarışın diyelim, hepinize kopya vermiş oluyorum. İlk basan şey yapar artık. Gelmedi mi aklınıza? Ya o bir şey vardı yani, şimdi. Evet, evet. Bilemezlerse ben bunu daha dün gördüm. Ben alıyorum riski ya. Sevin. Taylor Swift. Doğru. Cevap i̇şte tebrik abi. Ediyorum. Doğru zamanda doğru riski aldı Sevim. Ve bu sayede 200 puanın sahibi oldu. Sevim'e soralım, hangi ders kaç puan? Türkçe 100 olsun. Türkçe 100 puanlık soru İlayda'dan size geliyor. 100 puanlık soru şu şekilde. Okuyacağım cümlenin içerisinde kaç adet filmsi vardır? Türkiye'nin bozkırlaşan ovalarını ormanlaştırmanın ve güzelleştirip zenginleştirmenin hepimiz için ulusal bir görev olduğunu unutmamalıyız. Sevim bastı. Diğerleri sayarken Sevim'in bastı çok iyiydi gerçekten. 5. Doğru cevap. Sevim'i tebrik ediyoruz. Baler hala sayıyordu. 5. Elimde kaldı. Elimde kaldı. Basamadan 5 doğru cevabı Sevim'e burada 100 puan daha kazandırdı. Ben dedim dip dalgası geliyor diye. O zaman Sevim'e soralım. Yavaş yavaş dersler de azalmaya başladı. Hangi ders kaç puanlık soru? Türkçe 300 olsun. Türkçe 300 puanlık soru yine İlayda'dan gelsin. 300 puanlık soru şu şekilde. Ahmetlerin evi nerede cümlesinde sorulan soru hangi ögeyi buldurma yöneliktir? Mükemmel bir soru. Ahmetlerin evi nerede? Hangi ögeyi bulmak için soru soruyoruz? Sevim. Yer tamlayıcısı. Yer tamlayıcısı İlayda. Yanlış cevap. Yanlış cevap. Akla gelen belki de ilk şey yer tamlayıcısıydı ama değil. 300 puan olmasaydı diyecektim ama 300 puan olunca bir oyun vardır diye düşündüm. Ben bir oyun var. Evet. Yaktım kendimi şu an. Baler bastı. Yüklem. Yüklem cevabı İlayda. Doğru cevap. Doğru cevaptı. Tebrik ediyoruz Baler'i böylece. 2 saattir gidiyorum. 300 puanlık soruyu doğru cevaplamış oldu. Ama teşekkür ederim. Ben de diyecektim yoksa zarftan. Ahmetlerin evi nerede? Ahmetlerin evi Bayrampaşa'dadır dediğimizde i̇şte, yüklemi bulmuş oluyoruz. Tebrik ediyoruz. Baler, yeni sorun hangisi olsun? Ne soruları kaldı? Baktığımızda matematikten 300, inkılaptan 100 ve 200, fenden 200, İngilizceden 300, genel kültür 300, din kültüründen 200 ve 300 puanlık soruları var. İnkılap 200. İnkılap 200 puanlık soru bu sefer benden gelsin mi ileride? Gelsin. Hadi bakalım. Ekonomik bağımsızlığımızı kazanma yolunda kapitülasyonların devamı niteliğinde olan ve bir milliyetçilik ilkesi doğrultusunda kabul edilen kanunun adı nedir? Ekonomik bağımsızlığını kazanma yolunda kapitülasyonların devamı niteliğinde olan ve bir milliyetçilik ilkesi doğrultusunda kabul edilen kanunun adı. Yine sanırım sizi biraz zorlayan tabii biraz. Ki döneminizden ötürü bir soru oldu. İkinci döneme ait bir konu. 200 puanlık mıydı? 200. Ona göre cevap vereceksin. Evet, ona göre kaybetmeyi göz. Evet, 200 puan. 100 puan gitmesin ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bas gitsin. Evet. Ama 100 puan çok önemli benim için şu an. Ama ben de az önce düz kaldım. Joker hakkımız var mı? Var hemen. Aileni arayabilirsin. Arkadaşımızı arasak. Evet. İlayda. Kaan'ı arayalım. İlayda'nın cevap olmadığı için maalesef İlayda'ya da soramıyoruz. Taş kağıt makas yapacaksınız. Kazanan arkadaşımız en yakın arkadaşlarından sormak istediği birini arayacak. Onun doğru cevabı kabul edilirse, doğruysa o kişiye puanı yazarız. Bak. Yanlış cevap verirse aradığımız kişi? Gider her türlü. Hiç umursamam. Yarısı gider. Herkes geri çekildi. Bu kadar mı güvenmiyorsunuz artık? Eğlenceli oldu. Atma, bence bana, atma, atma beni. Direkt bence bana verin bitsin gitsin ya. Allah'ım şükürler olsun. Yok, çok şimdi ben sevinmeli miyim, üzülmeli miyim? Şimdi Sevim'le yapacaksınız. Evet, kan, lütfen kazanan kan. Kişi. Devam. Evet. Ya ama ya. Hadi, hadi. Ya o güvenmiyor. Ben çok bana güzel gidiyor Kaan bu arada. Bu sorunun doğru cevabını arkadaşım bilirse puanı sahibi sen olacaksın. Kaan'a güveniyoruz bile. Kimi arıyoruz? Hadi Civan yanlış yapalım. Kaan'ı arıyoruz. Düşünsene evet, Kaan'ın ailesinden biri açıyor. Evet şu Kaan an amcasına soru soruyoruz. İptal olmuştu. Şu an Kaan'ı arıyoruz. İlayda konuşacak. Soruyu o soracak. Ben de yüreklendirmek adına. Alo. Kaan ben İlayda. Efendim? Şu an seni Tonguç Akademi ofisinden arıyoruz. bizimkiler bir yarıştalar ve Joker hakkı olarak seni aradılar.
Evet. Soruyu tekrar alalım mı Engin abi? Kaan'a o zaman soruyu from. Ben yöneltiyorum arkadaşlar. Kaan merhaba şimdi. Merhaba. Ekonomik bağımsızlığımızı kazanma yolunda kapitülasyonların devamı niteliğinde olan ve bir milliyetçilik ilkesi doğrultusunda kabul edilen kanunun adı nedir? Bilmiyorsun. Kaan benim için lütfen. De, bilirsen Yiğit 200 puan kazanıyor. Bilemezsen 100 puan kaybediyor. Vesaire yok. Şık yok maalesef. Hadi Kaan güveniyorum sana. Kaan bilmiyorum de direkt gitsin. Kapitülasyonların devamı mıydı? Düşüneyim biraz bir saniye. Tabii ki. Şık olsaydı da bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yapma. Teşekkür ediyoruz Kaan o zaman. Olsun olsun. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağ ol. Arkadaşlar Yiğit'in arkadaşı da doğru cevap veremedi. Artık ya risk alıp basacak olan varsa bassın yoksa soruyu geçiyorum. Ben alıyorum. Al Sevim. Kavataş Kaan'ı. Kavataş kanunu doğru cevap, tebrik ediyorum. Yerinde bir risk oldu. Biraz uğraştırdı ama doğru cevap. Ben zaten evet. sallaya gidiyorum. 200 puanlık soruyu Sevim doğru cevapladı. Böylelikle puanlamaya baktığımızda 550 puanda Yiğit, 650 puanda Sevim ve 700 puanda Valer olarak devam ediyoruz. Ben nasıl geriye düştüm o kadar? Hiçbir Valer şaşkı ben nereye 700 oldum diye. Evet. O zaman Sevim. Hangi ders kaç puanlık soru? Ben genel kültürleri götürdüm. O yüzden genel kültür 300 diyorum. Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten maddesine karşı ince bağırsağın anormal tepki verdiği hastalığın ismi nedir? Genellikle çocuklarda görülür. Küçük yaşta çocuklarda başlar. Benim kuzenimde var bu. Onların özel yiyecekleri vardır glutensiz. Ben bunu biliyorum. Hayır kuzenimde var. Bir de söylemem lazım şu an. İsmi böyle çat diye akla gelmeyebilir. Biraz sıkıntılı. Reflü. Reflü cevabı yanlış cevap Sevim. Ya. Hastalığı. Reflü herkeste olan bir hastalık olabilir. Çok kişide olan bir hastalık. Bu biraz daha ender görünüyor. Sevim puan kaybetti. İyi bir şey. Aa evet. Ya, ya ben bak genel kültürlerin acısı çıkıyor şu an. Ben sürekli risk alıp kendimi yakıyorum. Bundan sonra susacağım. Olsun. Burada bir eksi yüzeyi ben ilk başta bu kararı verdim işte. Genellikle 1 yaşında, 1,5 yaşında belirleniyor bu hastalık. Ve ömür boyu bu diyet şeklinde beslenmek zorunda kalıyorlar. Dernekleri falan var hatta. Arkadaşlar cevap gelmedi. Ben doğru cevabı açıklıyorum. Doğru cevap çölyak hastalığı olacaktı. Evet. Ben hiç risk almayacaktım. Yani hiç. Olsun. Sevim reflü dedi. Burada 150 puanlık bir kayıp yaşadı. O zaman yeni soruyla, kendi seçtiğim soruyla devam ediyorum ve din dersinden 200 puanlık soru soracağım hazırsanız. Varlığı devamlı olan, hayat sahibi, ölmeyen diri, her şeyin varlığı onun varlığına bağlı olan Allah'ın ismine ne ad verilir? Ben biliyorum ama kendim risk atmayacağım. Bence risk alın. Hayır ben artık almıyorum. Tam emin olmadığım sürece cevap vermiyorum. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz. Çok hadi hadi sen biliyorsun. Bir ceza var. Yok yok. Beynini okuyabiliyorum biliyorsun. LGS'de karşımıza çok benzer bir soru çıkmıştı. Tekrar okuyorum. Varlığı devamlı olan, hayat sahibi, ölmeyen diri, her şeyin varlığı onun varlığına bağlı olan Allah'ın ismine ne ad verilir? İki seçenek. Arapça olarak düşünüyorsunuz cevabı. Ya ben biliyorum ya. Of. Evet ben de risk almak istemiyorum. Bence siz yanlış yapacaksınız o yüzden ben susuyorum. Nasıl ya? Bu kadar mı güveniyorsunuz? Yani diğerleri yanlış yapacak, senin yanlış yapmayarak kazanmış olacak. Aynen. Bu da güzel bir strateji aslında. Ama bunu açıkladığı için ben de aynısı yapacağım şu an. Sonuna kadar böyle devam ederseniz şu an Valer kazanır. Evet. O zaman Valer cevap versin belki yanlış yapar. Bence İstanbul'da. Doğru yaparsam ne olacak? Şimdi onu düşünmem lazım. Biz burada birbirimizi yiyeceğiz artık yani. Aynen. Evet cevabı bekliyorum arkadaşlar yoksa bu etabı da puansız geçerim aşırı linç yersiniz bakın söyleyeyim. Baler. Elhay doğru cevap Baler'i tebrik ediyoruz. Linç deyince nasıl da kendine geldi. Gerçekten. Çat diye bastı. Ben niye o kadar kafa getirdim ki Baler? Evet 200 puanlık soruyu doğru cevapladı Baler. Ama şimdi oldum Yiğit. Tebrik ediyoruz Baler. Dinden 200'lükle gittiğine göre dinden 300. İngilizce'den 300, Fen'den 200, İnkılap'tan 100 ve Matematik'ten 300 puanlık sorumuz var Valer. İngilizce 300. İngilizce 300 puanlık soruyu İlhayda Çağlar okuyor. İngilizce'nin 300 puanlık sorusu şu. Okuduğumuz kelimelerden hangisi yapı bakımından farklı bir sözcük türüdür? Shape, shell, crack, smell, soak, spread, sprinkle. Ben Sevim bastı. Shell. Yayda. Evet. Doğru cevap. Doğru cevap. Tebrik ediyoruz Sevim'i.
Hemen bir puan güncellemesi de yapalım. Bu sefer Baler'den başlayalım. 900 puan Baler, 800 puan Sevim, Yiğit 550 puan. Matematik 300, İnkılap 100, Fen 200, Din 300. Al Din'den 300. Bence de Din'den 300. Ben... Parçala git buradan. Baler'le Yiğit. Belli olmaz. Din'in 300 puanlık sorusu geliyor arkadaşlar. Bunu size İlayda okusun. Hemen geliyor. Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah'ın emrettiği harcama yapması, bağışta bulunmasına ne denir? Yiğit. Zekat. Zekat cevabı... Yanlış. Yanlış. 750 puanını burada Yiğit. Tekrar okuyorum o zaman. Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah'ın emrettiği harcama yapması, bağışta bulunmasına ne denir? Yani akla direkt gelen... Biraz önce Yiğit'in söylediği gibiydi ama bunların bir genel adı var şimdi. Çünkü bir zekat farklı. Buldum galiba. Basan kazanır arkadaşlar. Şimdi bas, size şöyle bakıyorum. Bas. Hiç bulmuş gideceksin bas. Ben hatırlamaya çalışıyorum. Çok kazık soru ama ya. Biraz. Ben bunu hatırlıyorum ya. Şimdi sen böyle dedin yorumlarda. Arkadaşlarımız bence çok kolaydı diye cevabını da yazıyor olabilirler. Canlı chat. Burası yapıyorlar. Başka oluyor ama. İşte çok güzel cevap. Evet. Konuşma cevabı buydu. Tebrik ediyorum. Burası başka arkadaşlar. Gerçekten bir tık heyecanı ve stresi evet. Var. O ışık kaybedersen 150 puan değil mi? 150 puan bir şey. Yine birincisi bu arada. İnfak. İnfak cevabı İlayda. Doğru cevap. Doğru hayda. Cevap. Hayda. Ne oldu? Olay tamamen birazcık bassam mı acaba? Çünkü iyi var. İçinde iyi var. Bütün defterlerim gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Evet ben de. Bütün notlar gözünüzün önünde. Yardımlaşmak geldi. Bu arada fark ettiniz bana ne zaman risk kaldırmaya çalışsa senin evet, ben yapmıyorum böyle. Evet. Senin Baler'e dokunmadan yapıyorum. Baler risk alarak iki tane doğru cevabı yüksek puanı kazanmayı başardı. O zaman Baler'e soralım. Az sorumuz kaldı. İnkılap 100. İnkılap 100 puanlık soruyu yine İlayda sorsun. Allah Allah. Şöyle yapamıyor muyuz İnkılap'ı? Ben yapacağım çünkü onu okuyacağım istiyorum. Yapamadım ilk soruyu da. Soruyu evet İlayda elini aldı yarışmayı devam İkinci şey dönem sorusuysa bence okumadan pas geçelim. Biraz ikinci dönem ama bunu bilirsiniz. Tamam güzel. Şöyle Misak-ı Milli'den verdiğimiz ilk taviz nedir? Oo. Yiğit yine bir hızlı davranacaksın gibi az bir şey düşünebilirsin. Evet bunu biliyorum çünkü dur. İki şık arasındayım. Ben... Hangisi iyi şık var? Hayır, hangisi iyi? Kafasındaki şıklar. 400 puan falan mı? Bak 400 puan mı? Yüzde ben hesabı dedim. Yaptığın aynen. Zaman hiçbir şey tekabül etmiyor. At, mantıklı. Tamam, son bir kere daha düşüneyim. Hangisi? At riske. Olsa da ben bunu bıraktım. Riske gerek yok. Ardahan Batum çevresi. İlayda'ya dönüyorum. İlayda. Karşı Ardahan Batum. Doğru cevap. Doğru cevap Batum olacaktı. Tebrik ediyoruz Yiğit'i. Böylelikle yarışma iyice kızışmaya başladı. Ben yanlış bir Yiğit 500 puan. Çok kötü bir düşünmüştüm. Yiğit 500 puanda, Sevim 800 puanda, Baler 1200 puanda arkadaşlar. Ben bırakayım olur mu gerçekten? Baler, videonun başında... Baler'in ilk sözü şeydi. İddialı değilim. Evet, iddialı değilim. Hiçbir benim ilk sözümü hatırlıyor muyuz? Ben Yiğit'e salıyorum demiştim. Valla Yiğit ben en son senin Galatasaray ise %100. Doğru cevap 150 dediğini hatırlıyorum. Ben orada kaldım valla. Ben de kendimi orada bıraktım zaten abi. Devam etmeye gerek duymadım. Ya arkadaşlar çok normal gerçekten. LGS'nin üzerinden çok uzun bir zaman geçti. Sizin bunları yaşıyor olmanız çok normal. Bir yıla yakın oldu aslında şöyle düşündüğümüz evet, zaman. Evet. İlk dönem konularını düşündüğümüzde bir yıl önce gördüğünüz hatta konular. Hatta daha da fazla. Ben bir de o dönemde de hayatımda çıkardım yani. Evet. Ağlaya ağlaya test çözdüğümüz kısımlar yok bende evet. O kadar. Bu sene LGS'ye girecek arkadaşlar da eminim Haziran'dan sonra o sınava girdikten sonra aynı sizin gibi düşüneceklerdir. Evet. Fen 200 gelsin. Fen 200'lük soru. Geliyor, mutasyonun görülmediği bir DNA eşlenmesi olayında adenin nükleotidinin karşısına hangi nükleotit gelir? Ben basayım. Herkes bastı. Bu nasıl bir soru? Vara gidelim, vara gidelim. Vara gideceğiz. Gördünüz mü siz arkadaşlar? Evet, video asistan uygulamasından baktık. Hakem bize Baler'in ilk bastığını söyledi. Doğru cevap ne Baler? Adenin karşısındaydı değil mi? Evet. Kimin? Timin doğru cevap birçok sanırım Sevim ve Yiğit de biliyorlardı. Evet. Burada gerçekten... Ama bilirler gerçekten şeydi evet, yani. İlk bilen kazandı burada. Evet şimdilik baktığımda artık Baler'in yarışmayı garantilediğini söyleyebiliriz. 1400 puan, Sevim 800 puan ve Yiğit 500 puan da geriye
bir tane matematik 300 puanlık sorumuz kaldı. Son soruyu soruyoruz. İlay da size matematiğin 300 puanlık sorusunu gönderiyor. Şimdi Yiğit bilirse birlikte mi çekeceğiz cezayı? Aa evet. Yiğit bilirse... Bunu bilmem lazım. Yiğit bilirse aynı puana geleceksiniz. Ve son bir ekstra bonus sorumuz olacak. O zaman son soru İlayda'dan geliyor. Sevim ve Yiğit için aşırı kritik. Baler bu işi bozabilir bilerek girebilir ve sonucu kendi belirleyebilir. İçlerinde kavga etsinler. Hadi bakalım. Gelsin 300 puanlık soru. Matematikte benim en sevdiğim ders, hemen soruyorum. 500'ün karesi eksi 499'un karesi sonucu kaçtır? Sevim bastı. 999. Evet. 999 cevabı İlayda. Doğru. Doğru cevaptı. Ben böylelikle Sevim kendini kurtardı. Ve Yiğit çok da güzel yarışmasına rağmen maalesef son aşamada puanı kaldı ve ileri gidemedi. O zaman Baler birinci. Tebrik ediyoruz Baler. Teşekkür ederim. Neler hissediyorsun videonun başında söylediğin şeylerden hala sonra? Hala hiçbir iddiam yok. Belki de bu rahatlık sana galibiyeti getirmiş olabilir. Sevim sen ne düşünüyorsun? Yani bence güzel bir yarıştı. Ben Yiğit'e çok güveniyordum ama olsun. Yiğit herkese. Ben de kendime güveniyordum birazcık ama. Yiğit o kadar güvenli bir şekilde geldi ki. Çünkü ben de Yiğit aldı herhalde. Biz yani yarışmayalım bile dedim ama. Olsun, gayet güzel yarıştınız. Biz çok keyif aldık. O zaman şimdi sıra. Önce cezayı mı çekelim, ödülümü? Bence cezadan başlayalım. Önce cezadan başlayalım. Sonra ödülü paylaşırız Yiğit, sıkıntı yok. Cezadan başlıyoruz arkadaşlar. Cezamız geliyor. Hadi. Bardak evet. Öncelikle güzel, renkleri Yiğit. Falan. Sana gelen bardak gördüğün gibi 1907 Fenerbahçe bardağı, bir Galatasaray liseli olarak. Bütün takımlar kardeştir. Çok güzel mesaj. Evet. Ama okuldaki durumunu çok merak ediyoruz. Senden ricamız bu bardakla şöyle güzel bir selfie atıp Instagram story'e koyman. Evet, gördüğünüz gibi şimdi Yiğit 1907 Fenerbahçeli bardağıyla. Şöyle göstereyim mi boyu da? Armayı göstermen gerekiyor. Storiesini çekiyor. Evet, storiesine koyacak ve Galatasaray Liseli arkadaşlarından ve çevresinden çok güzel tepkiler alacak. Tüm takımlar kardeştir şeklinde. Evet. Evet, arkadaşlarımıza birinci olan Baler'e tonguçakademi.com üyeliği var. Özellikle 9. sınıfta hazırlık sonrasında çok işine yarayacak. Teşekkür ederim. Bütün konu anlatım videolarına, her şeye ulaşabildiği, deneme sınavlarına girebildiği Tonguç Plus üyeliğine sahip olacak. Sevim ve Yiğit'e de tabii ki cezanın ardına küçük bir hediyemiz olacak. Arkadaşımıza söylüyorum, hemen iletiyor. Yiğit'e Tolstoy'dan Diriliş, Büyük Umutlar, Charles Dickens'ın kitabı Sevim'e ve Baler'e de Tonguç Plus üyeliği gitti. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için ve katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İnşallah birlikte çok daha güzel, farklı videolara da imza atarız. Eğitim hayatınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.